Hepinize merhaba kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri Fransa'da araba giderlerimiz, aylık masraflarımız nelerdir? Bununla ilgili sorularınız geliyordu. Ben de size elimden geldiği kadar yanıtlamaya çalışacağım. Şöyle 2009 model 525 LCI modeli. Sanırım bunlardan Türkiye'ye gelmedi. 3.0 bunlar. M57 T2 diye güncel motoru. Yani benmeden anlayanlar bilir. 306 D3 motor var üstünde. Stok olarak 197 beygir. Bunu ben yazılımla stajiki yaptık vesaire. 300 beygirlerin üstüne geldik. Bayağı ekipmanlar, parçalar değişti. Şöyle göstereyim. Merak ederseniz, isterseniz onu da paylaşırım. Böyle yorumlar geliyor bazen çünkü ya işte o araba mı, böyle arabalara binilir mi, işte yok Türkiye'de bunları araba diye, çöpte dolu bunlardan falan diye böyle konuşmalar geliyor. Canını sağ olsun kardeşlerim. Hayatta hiçbir zaman bir iddiam olmadı zaten, ben en iyisiyim falan diye. Allah'a şükür en azından böyle bir arabamız var. Hamdolsun ayağımızı yerden kesiyor. Bunu da paylaşmak istedim. Allah herkese en iyisini versin. Dualarım her zaman, çünkü insan kalbinden ne geçirirse o olur. Dediğim gibi benim öyle bir iddiam yok hayatta hiçbir zaman. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Bunu da paylaşmak istedim çünkü böyle çok çirkin yorumlar geliyor bazen. Ben hep Allah'a havale ediyorum. İnsan ne düşünürse kendine yapar. Başka bir sıkıntı olmaz çünkü. Evet abilerim. Şimdi konumuza gelelim. Böyle 2009 model 3000 motor, yani çok detaylarına girmeyelim. Bir araç için kardeşlerim, burada aylık sadece kasko ödüyoruz. Kasko'da 2-3 model böyle, yani hani bir sadece normal kaza kaskosu düşük bir ücretle, biraz daha plus yaparsanız işte full kasko, işte bunun içinde afettir, yağmurdur, kardır, hani işte gasptır vesaire, çalıntı, bunların detayları böyle artıyor. Benim aracımdaki full kasko aylık 90 euro civarında bir aylık kasko ödüyorum. Aynı Türkiye'deki gibi aslında, hani hasarsız olduğunuz sürece her sene fiyatlar düşüyor otomatikman aşağıya. Aylık 90 euro ödeyeyim. Sadece kasko ücreti ödüyorum. Burada herhangi bir trafik sigortası ya da herhangi bir masrafı yok. Çünkü Avrupa ülkelerinde mesela sanırım Almanya'da hani aylık bir çevre kirliliği vergisi vesaire ödüyorlarmış sanırım, ama Fransa'da kardeşlerim arabanın aylık gideri sadece bir kasko ücreti var. O da 90 euro bir para ödüyorum. Onun dışında herhangi bir ödeme yapmıyorum kardeşlerim arabaya. 2 yılda bir kontrol tekniğimiz var, aynı muayene. Bizde olduğu gibi. O da normalde şu an 70 euro, ama 70 euro, 60 euro, 50 euroya falan da yapıyorlar böyle. Yani devamlı gittiğiniz yer varsa size o anlamda da indirim sağlıyorlar. Ama normal standartlarda kontrol teknikte 2 yılda bir 70 euro gibi bir para ödüyorsunuz. Bakımlarına gelecek olursak, tabii ki benzer servisine giderseniz bayağı yüksek fiyatlara çıkarsınız, ama zaten arabam da 2009, artık 12-13 yaşında bir araba olduğu için dışarıda yaptırıyorum kardeşlerim. Onun da bir zenci, bir çılgın benmeci kardeşimiz var. Benme hastası garajda. Arabanın işte yağ filtresi, motor yağı, hava filtresi, yani normal ben 10.000'de bir yapıyorum arabamın bakımını. Bazen 8.000 kilometrede, bir de yazılım olduğu için elimden geldiği kadar, yani 7.000'de falan değiştirdiğim de oluyor. Daha az aralıklarda yapıyorum. Şöyle söyleyeyim size, yağını dışarıdan alıyorum. Castrol kullanıyorum. 530 işte modeli, Magnetek vesaire. Normalde 5 kiloluk yağ fiyatı 70 euro civarında, mecbur 10 kilo alıyorum ben. 140 lira, yani 140 euro civarında motor yağı. Filtreyi benme servisinden alıyorum. Tüm işte yağ filtresini, hava filtresini, polen filtrelerini falan. Onlar da 70-80 euro civarına geliyor toplamda. Ustaya da 50 euro veriyorum arkadaşlar. Hesabını yapalım. 50 usta, 150 yağ, 200. Yani ortalama. Eğer tabii bu parçaları dışarıdan alırsanız, burada da internetten mesela, yani ya da parça satan yerlerden, onlar da yine mount filtre falan satıyorlar, ama ben bilhassa yağ filtresini yine gidip benme servisinden almaya çalışıyorum kardeşlerim. Yani arabanın yağ, aylık yağ bakım masrafları da ortalama, şey aylık diyorum, özür dilerim, 10.000 kilometre bakım diyelim biz ona, şimdi herkes aynı düşük kilometrede, yani yazılım falan bunları anlatmakla kafanızı ağrıtmayayım. Benim aracımın 3000 motor, bir BMW aracın yağ, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtreli, 2 tane polen filtresi var. Bunların toplamı 300 euro oluyor kardeşlerim. Onun dışında daha geçen yeni lastik aldım arabaya yine. İki takım zaten takip edenler bilir. Michelin Pilot Sport 4 vardı aracın üstünde. Şimdi 5'i aldım. Onlar ki bayağı yağmurda falan, 4'ün üstüne bayağı kuvvetli lastikler. Onların da maliyeti arkalar 2.75, 35, 18,
Önler 2.45, 40.18 bildiğiniz gibi. Arka lastikler daha şey. Kendi zaten döküm individual jantlar. Kodunu tam hatırlamıyorum ama söylerim size. Arkalar 2.75, ön 2.45 kardeşlerim. Onların da balansı vesaire her şeyiyle beraber 899 euro civarına geldi. Ama lastik önemli biliyorsunuz kardeşlerim. Ki Michelin Pilot Sport 5 gerçekten efsane. Zaten yeni işte hani dış dokusu falan da değişmiş. Ondan da şimdi bir görüntü göstereyim size. Şöyle kardeşlerim, buraları kadife diyesim geliyor. Değil de böyle bir farklı bir dokusu var böyle. Üretim yılını da göstereyim size bu arada. Geçen de bayağı soran olmuştu. Şöyle 2022'nin 28. ayı. Vallahi ben Michelin'den bayağı memnunum kardeşlerim, dediğim gibi. Hele Pilot Sport 5 gerçekten efsane. Hem bu arada jantları da göstermiş olayım. Bu jantlar döküm. Zaten özel, nasıl diyeyim size ya, duble bir şey diye geçiyordu. Adını unuttum. Neyse. Kodu var. Olmadı şeyin altına paylaşırım içeriklerde. Açıklama kısmında da. Ön 8, arka 9 offsetli. Dediğim gibi çift renk şöyle. Zaten bunlar genelde istek üzerine alınan jantlar. Yani hani normalde dışarıda hani bir 5.20'de 5.30'larda falan fazla görme şey yok. Zaten individüelden geçiyor. Sizin kendiniz bu jantları istemeniz gerekiyor arabayı alırken. Durum böyle. Şifremizin de bir tanesi bozuldu. Onların hepsini değiştirmem gerekiyor. Bu arada onu da görmüş oldum. Evet canlar. Dediğim gibi Fransa'da aylık masrafı sadece kasko ödüyorsunuz. Bunun dışında herhangi bir ücret ödenmiyor. Kedi kovalıyor kargayı. Karga mı kediyi kovalıyor, ben de anlamadım. Neyse. Durum böyle. Umarım aklınızda kalan soruları cevaplamışımdır. Siz yine herhangi bir merak ettiğiniz sorular varsa arkadaşlar yorum bölümüne yazabilirsiniz. Zaten araç hakkında da dediğim gibi kimse Türkiye'de bu arabaya binmiyor diyorlar. O yüzden detaylı bir inceleme bakarız. Olmalı çekerim arkadaşlarım. Dediğim gibi insanın kalbi düzgün olsun. Hayatta ne araba ne o bu, yani dünyanın en iyi arabası da olsa çok önemli değil. Zaten öyle bir iddiamız da yok. Çalışan işçileriz. Çok şükür yuvamıza bakıyoruz. Sağlığımız yerinde. Gerisi hikaye yani. Dediğim gibi herkes kötü söz sahibinin de zaten. Herkesin canı sağ olsun. Sıkıntı değil. Biz elimizdekinin kıymetini bilelim. Gerisi bizler için önemli değil. Dediğim gibi eğer yani hani araba içeriği başka vesaire, yani bu anlamda sorularınız varsa yazın. Elimden geldiği kadar göstereyim ki dediğim gibi staj 2'de makina. Yani dediğim 300 beygirin üstündeyiz. Eğer merak ediyorsanız onları da detaylı, değişen parçaları, motor bölümünü paylaşmaya çalışırım sizlere. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hoşça kalın. Merhaba canlar. Fransa'da güncel mazot Carrefour'da 1.93, 98 benzin 1.98, 95 oktan 1.91. Güncel fiyatlar Fransa'da Carrefour'da böyle. Bakalım diyelim de pompada. Şey yapamıyorum. Şöyle göstermeye çalışayım size. Güncel fiyatlar Fransa'da böyle, camdan da güzel gözüküyor. Hadi bakalım.